18. soru da bizim sorunlarımızı anlatmak için hazırlanmış bir soru. Yani artık sorunlarımızı Twitter'da etkinlikte paylaşmaktan gına geldi. Artık dile geldi, soru oldu yani bu sıkıntı. Bizim için bu soru çok kolay olacak diye düşünüyorum. Çünkü biz İdari Bilimler Fakültesi mezunlarıyız, değil mi arkadaşlar? Evet. Aynen. Bu soruyu bizim sorunlarımız belki duyulur diye. Daha fazla duyulur belki bir yolu, bir yardım olur diye yazdım işte. Bu İBF'liler size ne yaptı diye de ekliyorum. Üniversiteli işsizlik oranının özellikle İdari Bilimler ve Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu oluştuğu bir ülkede, böyle bir ülke var. Üniversite işsizlik oranını azaltmak için hangi sektöre yatırım yapılması halinde işsizlikle mücadelede daha fazla başarılı olunabilir? Evet Fatma, biraz öyle. Yarım milyon olduk, yarım milyon olduk ama nedense Twitter'da bir hocam bir numara olamadık. Onu da ekleyelim. Tabii ki hizmetler sektörü, tabii ki İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, özellikle kamunun, değil mi, liyakatla beraber çok önemli kadrolarında istihdam edilmesi gereken kişilerdir. Tartışmasız. Kamunun can damarı İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesidir. Ayrıca şunu da eklemeden geçemiyorum. 4001 hocam. 4001. Evet, 4001 kimindir? Lütfen bunu bize verin. Yaşamın hocam. Yani bunu da ekleyelim artık. Tabii şeyin de bu çevre şehirciliğin de son açtığı ilanda ekonometri bölümüne yer vermemesi gerçekten üzücü. Madem yer vermeyecekler o zaman bizim fakültemiz kapsamından çıkartılabilir. Değil mi? Mesela. Evet.